Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bu güzel modelin yapılışını göstermeye çalışacağım. Modelimizin yapım aşamasına geçmeden önce, eğer kanalıma abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak abone olup bize destek olabilirsiniz. Hemen yanındaki zil işaretine de tıklarsanız paylaştığım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Böylece yeni ve güzel modellerimizi de kaçırmamış olursunuz. Modellerimi beğeniyorsanız arkadaşlar beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim. Modelimizin ara kısmında küçük dağlarımız var arkadaşlar. Hemen bir tane daha yaparak modelimize başlayalım. İki tane zürafa yapıyorum. Hemen baştaki zürafama batarak geri dönüyorum. Bir sonraki zürafama batarak zürafa sayımı teke düşürüyorum. Tekrar zürafamın üzerine batıyorum. Tepesine düğümümü attım. Hemen bir sonraki zürafamı batarak aşağıya dönüyorum. Bu şekilde dağımı tamamlamış oldum. Arasına ben 5 tane dağ yaptım arkadaşlar. Bunu istediğiniz sıklıkta koyabilirsiniz. Şimdi yuvamızı oluşturmadan önce dağımı tamamladıktan sonra 3 tane zürafam var arkadaşlar. Hemen 3 tane zürafamı yapıyorum. Evet, 3 tane zürafamı yaptım. Bir tane zürafa bırakarak bir sonraki zürafaya batıyorum ve buraya yuva oluşturuyorum. Buraya bu şekilde bir yuva yaptım. Şimdi yapmış olduğum yuvama batarak geri dönüyorum. Buraya yaprağımızı ve sap kısmını oluşturacağız modelimizin arkadaşlar. Hemen bir tane minik pırpır yapıyorum. Pırpırımın içine batıyorum. Tepesine düğümümü attım. Tekrar pırpırımın içine batarak üzerine bir tane küçük pırpır yapıyorum. Hemen yuvamı batarak aşağıya dönüyorum. Pırpırlarımı çok geniş yapmıyorum arkadaşlar. Oldukça küçük yapıyorum. Şimdi ikinci pırpırıma batıyorum. Tepesine düğümümü attım. İpimi her zaman sola doğru çekerek sıkıyorum arkadaşlar. Tekrar aynı pırpırın içine batarak üzerine pırpır yapıyorum. Tekrar yuvama dönüyorum. Evet. Şimdi üçüncü pırpırıma batıyorum arkadaşlar. Tekrar aynı yere batarak üzerine pırpır yapıyorum. Tekrar yuvama dönüyorum. Şimdi dördüncü pırpırıma batıyorum.
üzerine tekrar pırpır yapıyorum. Tekrar yuvama dönüyorum. Kenarında 5 tane pırpırım olacak arkadaşlar. Dilerseniz 4 pırpırla da yapabilirsiniz. Şimdi tekrar pırpırımı batarak yukarıya döndüm. Ve kenarına tekrar batarak pırpır yapıyorum. Kenarında bu şekilde 5 tane pırpırım oldu. Tekrar yuvama batarak aşağıya döndüm. Bu şekilde yaprağımı tamamlamış oldum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi buraya sap kısmını oluşturacağız. Hemen zürafa yapıyorum buraya arkadaşlar. Bu şekilde zürafamı yaptım. Hemen buna minik pırpır da diyebiliriz. Zürafamın içine batarak yukarıya döndüm. Tekrar zürafamın içine batıyorum. İkinci zürafamı yaptım. Tekrar zürafama batarak tepesine düğüm atıyorum. Zürafamın içine batarak tekrar zürafa yaptım arkadaşlar. Zürafamın içine batarak tekrar tepesine düğüm atıyorum. Bu şekilde zincir yapıyoruz arkadaşlar. Evet, modelimizin ortasında 1, 2 ve 3. 3 tane bu şekilde zürafamı yaptıktan sonra şimdi tekrar batıyorum. Bu şekilde üzerine tekrar zürafa yaptım. Bu da çiçeğimin yuvasını oluşturacak arkadaşlar. Sap kısmı 3 sıradan oluşuyor. Şimdi bir alttaki zürafamı batarak hemen aşağıya dönüyorum. Bir alttaki zürafamı batıyorum. Ve yuvama batıyorum. Bu şekilde sap kısmını da oluşturmuş oldum arkadaşlar. Şimdi diğer yaprağımı yapacağım. Bunun için hemen yuvama batıyorum. Düğümün yanına gelecek şekilde düğümümü atıyorum arkadaşlar. Bu şekilde karşı tarafa düğümün yanına gelecek şekilde düğümümü attım ve oyamı çevirdim. Aynı şekilde pırpır yaparak başlayacağım. Birinci yaprağımı yapmış olduğum gibi ikinci yaprağımı da yapıp burada tamamlayacağım. İpimi burada koparacağım arkadaşlar. İkinci yaprağımı da yaparak tamamladım arkadaşlar. Arka yüzünden yine kenarında 5 tane pırpırım oluncaya kadar büyüterek tekrar aşağıya döndüm ve ipimi burada kopardım, kestim arkadaşlar. Şimdi buradan nasıl devam ediyoruz diye soran arkadaşlarımız oluyor. Buradan nasıl devam edeceğiz? Tekrar yuvamızı oluştururken batmış olduğum zürafanın içine iğnemi batarak buradan düğümümü attım. 3 tane zürafa yaptım. Diğer tarafında da 3 tane zürafamız var arkadaşlar. 3 tane zürafamı yaptıktan sonra tekrar 2 tane daha zürafa yaparak dağımı oluşturdum. Bu şekilde de buradan devam etmiş oldum. Şimdi
üzerindeki modelimizin yapımına geçelim. Hemen tepesindeki yuvaya batarak buraya bir düğüm atıyorum. Düğümüm tepede olmayacak arkadaşlar. Hemen yan tarafa doğru diğer düğümün yanına getirerek hemen düzeltip getirdim. Buradan fırfır yaparak başlayacağız arkadaşlar. Fırfırlarımızı oldukça küçük yapıyoruz arkadaşlar. Birinci fırfırımı yaptım. İkinci pırpırımı yaptım. Bu şekilde buraya 5 tane pırpır yapıyoruz. Dördüncü pırpırımı yaptım ve son pırpırımı yapıyorum. Evet. Bu şekilde üzerine 5 tane pırpır yaptım. Şimdi oyamı çeviriyorum. Hemen pırpırımın içine batarak tepesine bir düğüm atıyorum. Bir sonraki pırpırıma batarak buraya zürafa yapıyorum. Bir sonraki pırpırıma batıyorum. Bir sonraki pırpırıma battım. Ve en sondaki pırpırıma batıyorum. Üzerine bu şekilde 4 tane zürafa yapmış oldum. Şimdi oyamı çeviriyorum. Burada hemen oluşturmuş olduğum yuvama batarak bir geçiş yaptım. Yani boş düğüm attım arkadaşlar. Ve buraya yine minik pırpır yaparak üzerine 5 tane pırpır yapıyorum. Evet. 4 tane pırpırım oldu. Bir tane daha yapıyorum. 5. pırpırımı da bu şekilde yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi baştaki pırpırıma batarak geri dönüyorum. Bu şekilde geri döndüm. Arkadaşlar, ben bu modeli yaparken burada yapraklarımla birleştirmeden hazırladım. Ama dilerseniz bunu yaprağınızla birleştirebilirsiniz. Sağ sola hareket etmesini önlemek amacıyla. Ama dilerseniz de bu şekilde de bırakabilirsiniz. Şimdi ben bunu da birleştirerek göstermek istiyorum. Hemen burada yaprağımın en üstündeki pırpıra, kenarındaki değil, en üstündeki pırpıra hemen batarak birleştiriyorum. Oyamı bir dengede tutarsam arasında hiç açıklık kalmayacak şekilde hemen düğümümü attım. Ve daha sonra sırasıyla
Oyamı bu şekilde sol tarafa doğru pırpırlarımı düzelttikten sonra sırasıyla üzerine zürafa yapıyorum. Beş tane pırpırımız vardı. Üzerine dört tane zürafa yaptık arkadaşlar. Şimdi tekrar baştaki zürafaya batarak geri dönüyorum. Hemen bir sonraki zürafama battım. Ortadaki zürafama battım. Ve sondaki zürafama battım. 3 tane zürafam kaldı. Tekrar baştaki zürafama batarak geri dönüyorum. Bir sonraki zürafama battım. Bir sonraki zürafama battım. Tekrar baştaki zürafama batarak geri döndüm ve tek zürafam kaldı. Buradan da zürafama batarak geri dönüyorum. Bu şekilde birinci bademimi tamamlamış oldum arkadaşlar. İkincisini de yine aynı şekilde başlayacağız. İpimi bu şekilde üzerine koyarak buraya düğümümü atıyorum. İkinci zürafaya battım. İpim sağ tarafta kalacak şekilde düğümümü attım. Aynı şekilde 5 tane zürafa yapacağım. Modelimin aralarında birleştirme yok arkadaşlar. Daha sonra eksiltme tekniğimizi kullanarak tamamlayacağız. Diğer yaprakları da aynı şekilde yaparak tamamlayacağım. Diğer yapraklarımı yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi son yaprağımı yaparken de buradaki yeşil yaprağıma birleştireceğim. Bu kısmı size göstermek istedim arkadaşlar. 5 tane pırpırımı yaptıktan sonra geri döndüm ve üzerine 4 tane zürafamı yaptım arkadaşlar. Şimdi hemen yeşil yaprağımın en üstündeki pırpırına batarak buraya düğümümü atıyorum. Arasında hiç açıklık kalmayacak şekilde düğümümü attım. Bu şekilde. Tekrar baştaki zürafama batarak geri döndüm. Bu şekilde birleştirmiş oldum arkadaşlar. Yine üzerine zürafa yapacağım. Zürafa sayım bir tane kalıncaya kadar eksilterek tamamlayacağım arkadaşlar. Modelimin son yaprağını da yaparak tamamladım arkadaşlar. Şimdi ortasındaki pırpırını yapacağız. Hemen bir alttaki zürafamı batarak ortasından geri çıkıyorum. Bu şekilde iğnemi battıktan sonra hemen buraya düğümümü atıyorum. İsterseniz şu şekilde katlayarak da çalışabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar aynı zürafanın içinden batıyorum. Yuvadan geri çıkarak üzerine pırpır yapıyorum. Tekrar batıyorum. İkinci pırpırımı yapmış oldum. Tekrar batıyorum. Ve son pırpırımı yapıyorum.
Evet. Üçüncü pırpırımı da bu şekilde yapmış oldum. Burada ipimi kesiyorum. O yamı kaldırıyorum. Bu şekilde ortasını da yapmış oldum arkadaşlar. Ara kısımlarına da pırpırlar yaparak modelimi tamamladım arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde tamam oldu. Şimdiden bu modeli deneyecek olan arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda buluşmak dileğiyle hoşça kalın.